öpmeden şuradan şuraya gitmem. O zaman yanaktan al. Yanından falan öpemem artık. Ne, 80'li yıllarda mı yaşıyor? Bir tane uzak. Ay ben senin yanından. Hayır, o zaman ben dönüvereyim, sen bilmiyormuşsun gibi yap ama bil. Tamam. Hadi öpecekken böyle şey yap. Tamam. Hoppa. Ya dur ya. Lan! Ne oluyor burada? İşte onun makyajı yok. Gözüne de bir şey kaçmıştı. Ben de bir MR alayım, hem genel öyle bir kontrol olsun dedim. Bana bakın, bu ofiste ahlaka mugayir hareketler yasaktır. Bir gören olacak da. Ahlaka o şeyden yapmıyoruz, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ayrıca velev ki yaptık, kim görecek? Dört tarafı duvarlarla çevrili bir ofis mi burası bizim, Fadime ablacığım? Evet Fadime abla ya, sen de birazcık abarttın yani. Nil'le Demir zaten başımıza bela oldu. Şimdi de sen mi bizi ayıracaksın? Bana bakın, ayrılın diyorsun, ayrılacaksınız. Nişan yok, söz yok, hiçbir şey yok, gelip oynaşacaksınız öyle mi? Toplumun genel ahlak kurallarına aykırıdır. +18'dir. Ay Allah kolaylıklar versin, ne zormuş içiniz. Çocuklar top oynamayın burada, kazık kadar adam var. Tövbe estağfurullah. Hah, sonunda şükür yani. Limonlara bak, limonlara. Yarım ekmek büyüklüğünde. Sen şansını daha fazla zorlama istersen. Alırım mutfaktan bir kilo limon, koyarım torbanın içine. Sabaha kadar döverim seni. Botokslarını patlatırım. Ay sen botoks da mı biliyorsun ya? Ama üzgünüm canım, bende botoks falan yok. Bak, hepsi orijinal bak. Yapma Allah aşkına, neresi orijinal ya? Alın yazın ensene gelmiş gerdirmekten, haberin yok. Ay sen iyice psikopata bağladın he. Hanımlar biraz sessiz olur musunuz? Uyumaya çalışıyorum. Susar mısın sen? İlk defa sizinle aynı fikirdeyiz. Bakar mısınız? Geliyorum, geliyorum. Nereye koşacağımı şaşırdım. Koş, 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 koş. Nerede bu Neco? Bununla da iş yapan da kabahat. Kimsin sen? Ha? Kimsin sen acaba? Bana böyle şeyler yapıyorsun. Gel lan buraya. Lan gel buraya gel. Acaba sen kimsin? Çantını biliyor musun? Kimsin sen ha? Kimsin? Neco? Neco? Ya sen manyak mısın? Ben sana şurada pastanenin orada bekle dedim. Niye sen bu hallere girdin ha? Sus gari, kaldır beni. Gel, gel. Hadi bakalım kaldır beni bakalım. Canım benim ya, ben sana neler yaptım ya. Of, of. Ya ne bileyim sen. Demedim mi ya böyle dikkat çekmeyelim diye. Ben de böyle kırık kırık değiştireyim dedim. Ya ben sana böyle şey mi dedim, gizlen dedim. Yani kapkaççı gibi, hırsız gibi yanımda gez mi dedim. Acıdı mı bir yerin? Gel, gel şöyle. Gel. Acıdı mı bir yerin? Çok acıdı ha. Öp de geçsin. Ha, tamam. Elimi de tut. Oldu. Allah Allah. Geç kalacağız Feyyaz Bey'den şey aldık. Dövdürttün kendini durup dururken ya. Sen de maşallah mı lan? Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Bir tane de hamburger alabilir miyim? Bakar mısınız? Su alabilir miyim? Su. Pardon, pardon bakar mısınız? Ben kocaman bir meyve salatası rica ediyorum. Kocaman? Kocam. Bu da personelin içine girip bilgi toplayacağına baya baya garson oldu yani. Bize bulaşmasın da ne yaparsa yapsın. Pardon, buz alabilir miyim lütfen? Buz tabii, buz. Pardon bakar mısın? Ben bir dondurma istiyorum. Yalnız büyük olursa sevinirim. Büyük getiriyor. Ne sıcak ya. Dolap beygiri gibi çalıştırıyorlar vallahi personeli. Yazık günah. Ne? Şaştım. Size bir şey olmadı inşallah, ıslanmadınız inşallah. Kızım ne anlatıyorsun boş boş? Çık kuru lan. Çık, havuz başına çalışamayacaksın anladık. Rezil çık. Nerede peki nerede?
Sen mi yaptın? Ben ne yapacağım ya? Kendi dengesizliğinden düştü. Havuza girmek istedi herhalde. İnşallah öyledir. Saatim. Vallahi enerjinize hayran oldum. Benim de çalışın desem kabul eder misiniz? Çalışamaz. Çalışamaz çünkü Çizil Hanım'ın çok işi var, çok meşgul. Neco, istersen bana sorulan sorulara ben cevap vereyim, değil mi? Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Yani ben şu an işimden memnunum ama hani merak ettim yani sizde olsam nasıl bir iş yapacaktım merak ettim. Ben otelim için bir halkla ilişkiler müdüresi arıyorum bir süredir. O pozisyon için de siz gayet uygunsunuz. Efendim? Ben bu adama dalarım. Pozisyonunu falan konuşuyor. Bunu pozisyondan pozisyona sokarım yemin ederim. Anneciğim sen bir sakin olur musun lütfen? Adamdan bilgi almaya çalışıyoruz herhalde. Ben de meraklı değilim pozisyona. Bana böyle pozisyon falan deme bak vallahi. Adam gibi otur. Tamam tamam ben seni arayacağım. Neyse biz konumuza dönelim. Biz sizden Yücel Aslan'la ilgili bilgi almaya geldik. Benden. Evet. Ne alaka? Aslında şu alaka, siz Yücel Aslan'ın oteline talip olmuşsunuz ama bu satış gerçekleşmemiş. Neden? Ben teklifimi yaptım, o da kabul etmedi. Normal ticari bir süreç, ne var bunda? Vallahi böyle normal ticari bir süreç olmamış galiba. Çünkü oteller piyasası içinde sizin husumetiniz bayağı bir dedikodu meselesi olmuş. İyi de kardeşim, bizim aramızdaki husumetin, Yücel'in kötü otel işletmeciliğinin ilgisi nedir? Soruya soruyla karşılık veren bronz, genç, fedon, zeki adam taklidi yaptığınıza göre kesin bir şey gizliyorsunuz. Ulyabani sen misin yılan? Bizim konuşuyorsun kardeşim sen. Feyyaz Bey sakin olur musunuz? Çocuk bir soru sordu. Adam gibi davran vallahi korun kafaya. Sen kime kafa vuruyorsun lan? Bir dakika bir dakika Feyyaz Bey lütfen bir dakika. Onun aklı gidip geliyor öyle küçük soru sordu sadece. Defolun gidin lan buradan. Vurun ben adamı. Yürü. Yürü. Çabuk yürü hadi. Sana kırmızı vazoyla bir vururum sana kırmızı çok yakışır ha. Yürü. Seni bizim mahalledeki Ebu Bekir'e bıçaklattırırım lan. Bir metre boyunla bana posta koyuyor. Ulan ben seni house kipiklerine vereceğim. Yürü git lan. Sırfı. Ne yaptın o kadar ben sana? Efendim Çizi. Feyyaz Bey'in yanından çıktık Neco ile bayağı bir hırpalandık. Ama bizce bu adam bir şeyler saklıyor. İş pazarlığı dışında böyle başka bir anlaşmazlık var Yücel'le arasında ama anlayamadım. Hadi ya. Ne mesela? Ya işte onu anlamadım. Adam tam bir akrep erkeği. Böyle hırçın, ketum, belirsiz. Çizi'cim, yalnız adamın burcundan başka daha kesin bir bilgin varsa dinleyeceğim. Yok galiba kapatıyorum. Kapattım. Bayağı yüzüme kapattı. Kapatır tabii. (Gülüyor)